Avrupa kupalarındaki son temsilcimiz Sivasspor'un da Avrupa'ya veda etmesiyle Türk futbolunun uluslararası alanda düşüşü sürerken bir başka spor dalında, hatta spor dallarında diyelim, sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye 8 madalya kazandı. Dünya şampiyonu sporcumuz İbrahim Çolak halka aletinde altın madalya, Ferhat Arıcan paralel barda altın, Kutlu Beygir'de bronz kazanırken gençler kategorisinde de Bora Tarhan halka ve atlama masasında 2 tane bronz madalya, Mert Efe Kılıçer de barfix'te gümüş, paralel barda da bronz madalyanın sahibi oldu. Bu spor dalında daha önce de Ayşe Begüm Onbaşı gibi şampiyonluklar alan önemli sporcularımız vardı. Birkaç hafta önce ritmik jimnastik grup milli takımımız Avrupa şampiyonu olmuştu, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla jimnastik federasyonu oldukça başarılı işler çıkarıyor. Başkan Suat Çelen'i de buradan tebrik etmek gerekiyor tüm sporcularla ve teknik ekiplerle birlikte. Zor bir spor dalında madalya kazandı sporcularımız. Dediğimiz gibi hepsini kutluyoruz. Zor derken bu zorluğu İbrahim Çolak, dünya şampiyonu sporcumuz İbrahim Çolak geçtiğimiz yıl altın madalya aldığında o 50 saniye için 19 yıl çalıştım diye ifade etmişti. Gerçekten de oldukça meşakkatli ve zor bir iş yaptıkları. Bir diğer başarılı spor branşı olan kadın voleybolda da hafta içinde SEV Şampiyonlar Ligi ilk etap karşılaşmaları oynandı. Eczacıbaşı ve Vakıfbank üçer maçını da kazanarak gruplarını lider tamamladı. Fenerbahçe Opet ise bir maçını kaybedip ikisini kazandı ve grubu ikinci sırada bitirdi. İkinci etap maçları da Ocak sonuna doğru oynanacak. 5 grubun birincisi ve en iyi 3 ikinci takım da son 8'e kalacaklar. 3 takımımızın da son 8'e kalacağını düşünüyorum açıkçası. Ben çok başarılı olduğumuz bir spor branşı, elbette korona buna engel olmazsa. Zira erkeklerde de vardı bu turnuva. 2 temsilcimizden birisi olan Arkas'ta 2 oyuncunun COVID-19 test sonucu pozitif çıktığı için SEV kuralları gereği ilk etap maçlarına katılamadı ve ilk 3 maçını hükmen mağlup kabul edildi. Erkeklerde diğer temsilcimiz Fenerbahçe grubunda ilk maçını kazanmasına rağmen sonraki iki karşılaşmasını kaybederek üçüncü oldu ve umudunu ikinci etaba taşıdı. Daha zor tabii şu anda işi kadın takımlarımıza göre. Geçtiğimiz haftanın sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da en çok konuşulan konularının başında Paris Saint-Germain Başakşehir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yaşananlar geliyordu elbette. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Bebo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle Başakşehirli oyuncular soyunma odasına gittiler karşılaşmayı terk edip. Başta Neymar, Mbappe ve Kimpembe'nin olduğu Paris Saint-Germain futbolcuları da Başakşehirli sporculara destek verince karşılaşma tehir edildi. Ertesi gün maçın başında tüm futbolcular ve hakemler ırkçılığı protesto ederek başladılar. Dizlerinin üstüne çökerek Black Lives Matter hareketini yaptılar. Karşılaşma evet bir gün öncenin gölgesinde oynandı tabii. Oldukça tatsız tutsuzdu. Başakşehir için de kötü bir sonuç oldu zaten. Başakşehir de Avrupa'ya veda etti. Sahadaki sporcuların kararlı duruşlarına karşı yetkililer için aynı şeyi söylemek ne yazık ki pek mümkün değil. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir önce hakem görevden alındı. UEFA maçın oynanmasını istiyor. Futbolcuların sahaya çıkmasını umuyorum. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim derken işte bir saat sonra falan tehir kararı alındığında UEFA'nın erteleme kararı çok doğru. Futbolcuların bu psikolojide oynamaları çok zor olurdu diyerek hani bir saat içinde iki tane farklı görüş belirtmeyi başardı. Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı da Özdemir'e benzer bir tutum içindeydi maalesef. Başakşehir ve Paris Saint-Germain oyuncuları ve yöneticilerinin ırkçılığa karşı gösterdikleri dik duruştan maalesef çok uzak kaldı futbol, Türkiye Futbol Federasyonu. Yöneticilerden bahsetmişken bir cümlede Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a edelim. Bu konuda çok haklı ve doğru bir duruş sergileyen Gümüşdağ, 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandığında Kulüpler Birliği Başkanı'ydı o dönem. Fenerbahçe gelecek hafta sahaya çıkmazsa bunun sonuçlarına katlanır diye bir açıklaması olmuştu.
İşte bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyeceğimiz durumlar. Keşke her olaya daha tutarlı yaklaşılabilse demekten başka bir şey elimizden gelmiyor.